Merhabalar. Bugün inceleyeceğimiz kalem sanki bir masal diyarından fırlamış gibi. İlk videom olan Penfest 2022 videosunu izlediyseniz eğer, orada da bahsettiğim Kaligart'ın cam kalemi bu videomuzun konusu. Kalem başta da dediğim gibi masal diyarlarından, fantastik diyarlardan sanki Yüzüklerin Efendisi'ndeki Arwen karakterinin elinden çıkmış gibi bir kalem. Şu anda da görüyorsunuz. Hatları çok estetik. Biçimi çok nasıl denir? Göze hoş geliyor. Ve tüm gövdesi camdan olmasından mütevellit. Adeta bir su gibi akışkan ve huzur verici bir yapıda. Bu kalem aslında bir dolma kalem değil. Yani çalışma prensibi itibariyle bu kalem bir divit kalem dolma kalem olması için mürekkebi bir süre içinde muhafaza etmesi gerekiyor. Bu kalem batır yaz şeklinde ama diğer batır yazlara göre oldukça uzun bir yazma süresine sahip ve bu da onu çok daha tercih edilebilir ve kullanışlı yapıyor. Cüneyt Bey ile yaptığım röportajda da Cüneyt Bey kaleminin genel özelliklerini, tanıtım mahiyetindeki konuşmasını yapmıştı. Ben bugün kalemi çok tanıtmaktan ziyade hani burası şöyledir, şurası böyledir gibi değil de ben şunu beğendim, ben bunu beğenmedim gibi bir video yapacağım ve size bu kalemi benim süzgecimden geçmiş bir şekilde tanıtmış olacağım. Yalın bir tanıtma olmayacak bu. Çünkü yalın tanıtma dediğim gibi çok uzattım biliyorum. Kanalda zaten var. Eğer izlediğiniz ilk videomduysa ise biliyorsunuz girizgahlarda Biraz uzun konuşuyorum maalesef. Bu da benim eksikliğim diyelim. Hemen o zaman daha fazla uzatmadan kalemin iyi yaptığı ve kötü yaptığı işlere geçelim. Başta da dediğim gibi çok estetik bir tasarıma sahip. Yani bu elinize alıp oturduğunuz zaman size bir motivasyon kaynağı olmasına vesile oluyor. Ve bu yazmak işi yorucu olduğu zamanlarda içinden çıkılması zor şeyler yazıldığında en azından benim için etraftan alınan motivasyonlarla, etraftan alınan ilhamlarla sürdürülebilmesi mümkün oluyor. Ve kalemimin rahatlığı, biçimi, rengi ya da şekli bu gibi durumlarda beni yazmaya çok teşvik ediyor. Bu yüzden bu kalemin tasarımını seviyorum. Defter de defter yapısı da ya da aynı şekilde önemlidir. Eğer yazmayı sevmediğim bir defterse ona bir kere başladığım için mecburen bitirmem gerekiyor. Öyle bir takıntım var. Ama asla sevdiğim bir deftere yazdığım kadar güzel yazamıyorum. Kalemler için de bu böyle. Bu kalemin sevdiğim bir diğer özelliği ise tabii ki kullanım kolaylığı. Batır, süz, yaz, suya batır, gitsin. Üçüncü özellik biraz köprü niteliğinde bir özellik. Çünkü hem sevdiğim hem sevmediğim bir özelliği oluyor kendisinin. Materyalinin camdan olması. Şimdi bunun güzelliği ne? Bunun güzelliği şu. Nasıl diyeyim? Çok yumuşak ve ovalliği rahatça verilebilen bir madde cam. Cama ovallik vermek görecek kolaydır. Ahşaptan ya da metalden. Tabi itibarsızlaştırmak için demiyorum. Ama daha güzel bombe olur yapısı. Bu sebeple de kıvrımlı yüzeyi tutmayı kolaylaştırıyor ama bir öte yandan bu bir cam olduğu için bu gibi yaz aylarında sıcak günlerde eliniz terlediğinde gitgide tutmak keyifsiz hale geliyor ve bu sebeple de yazma işi zorlaşmaya başlıyor benim için en azından. Bir diğer sevmediğim şey ise bu kalemde ucundaki mürekkep kanallarından bazılarının diğerlerine daha baskın olup onlardaki mürekkep bittiği anda yazmanın kesilmesi ve zorlaşması. İnceliyorum kalemi. Bazı kanallar hala mürekkep doluyken birkaç kanal boşaldığı için yazım işini devam ettiremiyorum ve bu da bazen canımı sıkıyor. Evet, Calligraph firmasının cam kalemiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Yani kalemin macerasına, kalemin hikayesine dair bir bilginiz olmuş oldu en azından bu videoyu izleyerek. Eğer kalemle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız Kaligart'ın sosyal medyasını ziyaret edebilirsiniz. Kendileri çok güzel paylaşımlar yapıyorlar ürünleriyle ilgili. Bugünlük bu kadar. Haftaya eğer saatim durmazsa görüşmek üzere.